Arkadaşlar merhabalar. Bir başka da bugün Aynur Aydın'la şarkıların hikayesinde onun hayatına iz bırakan şarkıların izini süreceğiz diyorum ve izninizle başlamak istiyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Aynurcuğum. Şimdi senin hayatında birçok şarkı olmuştur eminim. Ama senin için özellikle anlamı olan, dönüm noktalarının böyle hikayesi olan şarkıları var mı? Var tabii ki. Çok fazla. Kaç tane? Neler olur? Yani ilk üç şarkını dinlemek isteriz. İlk üç şarkım. İlk üç şarkımda sanırım Prince'in Kiss. Sound olarak ve çok çocukken çok çok eğlenceli bulduğum ve farklı bir büyüsüne kapıldığım bir şarkıydı. Onun dışında ben böyle çok R&B ekolundan geldiğim için Shay'ın şarkısı If I Ever Fall in Love. Ve Sezen Aksu Gülümse. Gülümse. Evet. Her biri de çok ayrı parçalar. Evet. Peki bu şarkıları dinlediğinde her birinin ayrı anımsattığı bir şey vardır eminim. Evet. Öyle mi? Yani sana anımsattığı anı hangileri? Prince'in işte Kiss şarkısının benim çok sevdiğim bir dönemi aslında hatırlatıyor. Çok çok küçüktüm ama radyoda çok fazla çıkıyordu ve biz her o çıktığında benim bir arkadaşımın, daha doğrusu ablamın arkadaşıydı. Çok böyle külüstür bir arabası vardı. Ve biz o külüstür arabada böyle o kadar çok gezdiğimiz hani ve güzel vakit geçirdiğimiz bir zaman var ki ve her ben o şarkıyı dinlediğimde oraya geri götürüyor beni. Hissiyatı güzel onun için. If I Ever Fall in Love, Shay'ın şarkısı da benim böyle ilk şarkı söylemeyi, sesimi keşfettiğim bir şarkıydı ve çok fazla söylerdim. Özellikle hani okulda böyle Aynur'un sesi çok güzel, o bir okusun dediğinde benim için hani mesleğimin bir dönüm noktasıdır. Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısı da benim için o kadar büyük bir derinlik katıyor ki yani orada bir çok naif bir yalnızlığı anlatıyor aslında. Ne kadar dünyaya yalnız gelip ve yalnız gideceğimizi anlatıyor. Çok yüreğime dokunan, hani hiç şeyi süsü püsü olmayan bir şarkı. Neyse o. Hepimizin içindeki o çocuğa dokunup yine de gülümseten işte bir şarkı. Öyle. Harikaymış. Peki mesela herkesin biliyorsun ki hayatında Joker şarkıları vardır. Bir kenarda tuttuğu ve çok özel anlamlar yüklediği ve çok özel insanlara özellikle paylaştığı ve hediye ettiği. Evet. Senin böyle şarkıların var mı bunlar dışında? Joker şarkın mesela sevgiline. Ha, gönderdiğin. Gönderdiğin, evet, hediye ettiğin şarkılar. Nedense o Gülşen'i çok tercih ediyorum. Gülşen çok böyle tam nokta atışı yapıyor. Çok fazla Gülşen şarkıları var. Ama Kardan Adam. Kardan Adam'ı çok severim. Ya da şeyi var. Ben böyle kafamda çok fazla tutamam çünkü o kadar içerisi karman çorman ki. Bir de şeyi, Nihat Odabaşı çekmişti klibini. Sarışındı. Marilyn Monroe şeyi böyle. Bir de Oyun Bozan, Gülşen. Ay şahane. Peki mesela sen en son hangi şarkıyı hediye olarak aldın kendine? Sana hangi şarkı hediye edildi en son? Bu soruyu pas geçmek istiyorum. Çok sık edilir mi? Edilmez mi? Yok ama çok özel bir şey olduğu için bunu cevaplamak istemiyorum. Tabii ki, tabii ki. Peki son olarak şunu sormak isterim. Senin hayatının fon müziği hangi müzik olur? Şeyin, Walt Disney'in bir çizgi filminin başlangıcı kesinlikle. Bence Bugs Bunny. Evet, çok eğlenceli ve çok renkli. Tam evet. Seni yansıtıyor. Gerçekten öyle. Evet, bence Bugs Bunny'nin açılış jeneriği. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şarkılar üzerine özellikle eklemek istediğin ve üzerine durmak istediğin bir şey var mı? Yani en güzel şarkılar ben yapıyorum zaten demek istiyorum. Yok, hiçbir şey yok. Peki çok teşekkür ediyorum bizimle paylaştıkların için. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.